Merhaba sevgili gençler, dersarayı.com'un sizler için hazırladığı bilgiciklerin video çözümüne hoş geldiniz. Şimdi çözeceğimiz bilgiciyi ve daha fazlasını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz. Bugünkü bilgiciğimiz köklü sayılarda kökten çıkarma. Köklü sayılarda eğer kökün derecesi ve sayının derecesi birbirine eşit ise kökten çıkartırken kökün derecesinin tek mi, çift mi durumuna bakılır. Çünkü eğer kökün derecesi çift ise mutlak değer içinde çıkar. Kökün derecesi tek ise aynen çıkar. Yani maksatımız şu. Eğer kökün derecesi çiftse dışarıya her zaman pozitif bir şekilde bir sayı çıkacak. Tekse de ya pozitif de çıkabilir ya negatif de çıkabilir. Hemen bir kısa bir örnek verelim. Misal. Karekök içinde eksi 5'in karesi. Şimdi bu karekökün derecesi 2. Sayının derecesi de 2. Bunlar sadeleşiyor. Dışarıya eksi 5 olarak değil de mutlak değer içinde eksi 5 çıkıyor. Ve bu da 5'e eşit oluyor. Ama küp kök diyelim. Küp kök eksi 5'in küpü. Burada da direkt eksi 5 olarak çıkıyor gençler. Şimdi gelelim sorularımıza. Zaten birinci sorunu yukarıda yaptık. Karekök içinde eksi 5'in karesi. Buradaki 2 ile buradaki 2 sadeleşti. Dışarıya eksi 5'in mutlak değer içinde çıktı. O da 5'e eşit oldu. İkinci soru. Eksi 1'in karesi karekök içinde. 4'ün üzerinden kökün içinde eksi 3'ün 4. kuvveti eksi 5. dereceden kökün içinde eksi 2'nin 5. kuvveti. Gençler şimdi burası çift kök olduğu için eksi 1 mutlak değer içinde çıkıyor. Artı burası da çift olduğu için 4'ler sadeleşti. Eksi 3 mutlak değer içinde eksi. Burası da 5'in üzerinden kök. 5 ile 5 sadeleşti. Eksi 2 aynen çıktı gençler. Buradaki normal parantez. Şimdi eksi 1, 1 olarak çıkar mutlak değerden. Artı eksi 3 de 3 olarak çıkar. Burada 2 tane eksinin çarpımı artı olur. Artı 2 sonuç 6 olur gençler. Şimdi 3. 4. ve 5. sorumuz bu tip bir sorular. Burada A ve B, X ve Y bunların sıralaması veriliyor. Ve bu sıralamaya göre de mutlak değerin içinden çıkarken pozitif mi çıkacak, negatif mi çıkacak ona bakacağız. Şimdi gençler ilk önce kökten çıkaralım. Daha sonra mutlak değerli olan ifadeler için bu sıralamayı kullanalım. Şimdi 4. derecenin kökün içinde A, X ve B'nin 4. kuvveti mutlak değer içinde çıktı çift olduğu için. Eksi. Küp kökün içinde A üzeri 3. Bunlardaki 3'ler de sadece işte A aynen çıktı. 5. derecenin kökün içinde A eksi B'nin 5. kuvveti. Buradaki 5'ler de sadece işte eksi. Normal parantez içinde A eksi B. Gençler şimdi buradaki mutlak değeri çıkartırken aynen mi çıkaracağız? Yoksa başına eksi gelerek mi çıkaracağız? Bunu da İçindeki ifadenin negatif mi, pozitif mi olduğuna göre karar veriyoruz. Şimdi burada A negatif bir sayı, B de pozitif bir sayı. Şöyle düşünebilirsiniz. A negatifti, B de pozitifti. Önüne negatif geldi. İkisi de negatif bir sayı oldu. Sonuç negatif diyebilirsiniz. Ama bunda muhakeme yapamıyorsanız eğer A'ya değer verin. Mesela A eksi 2 olsun, B de kaç olsun? 4 olsun. Şimdi eksi 2 eksi 4 sonuç ne oldu gençler? Eksi 6. O zaman bizim bu mutlak değerimizin içi negatif. Negatifse başına eksi olarak çıkacaktı. Eksi A eksi B eksi A eksi A eksi B. Gençler şuradaki eksileri içeriye dağıtıyoruz. Aynı şekilde bunda. O zaman eksi A artı B, eksi A, eksi A, artı B.
Sonuç 2 tane B eksi 3 tane A. Evet, dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda X ve Y elemandır reel sayı ve X küçüktür 0, 0 küçüktür Y olmak üzere demişiz. Ve küp kök içinde X üzeri küp. Küpümüz tek olduğu için aynen çıktı. Artı. Kare kök içinde X eksi Y'nin karesi. Kökümüzün derecesi çift olduğu için mutlak değer içinde çıkıyor. Artı. Yine kare kök içinde x kare. Bu da mutlak değer içinde çıkıyor. Şimdi gençler. Burada x negatif bir sayı, y pozitif bir sayı. Daha aynı yaptığımız gibi x'e bu sefer eksi 1 verelim. Y'ye de 5 verelim. O zaman eksi 1, eksi 5. Sonuç eksi 6. Ve burası zaten eksi 1 de direkt. O zaman buradaki mutlak değerlerin içi ikisi de negatif olduğu için başına eksi gelecek. X başına eksi geldiği için artı ile eksini çarpın. Eksi. X eksi Y. Eksi. X. Mesela bu eksi de içeriye dağıtalım. X. Eksi X. Artı Y. Eksi x. Eksi x ile artı x sadeleşir. Sonuç y eksi x olur gençler. Evet, sıra 5. soruda. Şimdi 5. soruda sadece bilinmiyor olarak x verilmiş. 0 küçüktür x'ten. X küçüktür 5 olmak üzere. 4. üreden kökün içinde x eksi 13'ün 4. kuvveti artı 6. üreden kökün içinde x üzeri 6. Burada gençler buradaki 4 ile bu 4 sadeleşti. Mutlak değer içinde x eksi 13 artı mutlak değer içinde x. X'imiz pozitif bir sayı 0 ile 5 arasında. Ama 13'ten küçük olduğu için her zaman sonucumuz negatif olacak. Ya da buradaki bu aralıktaki herhangi bir değeri verebilirsiniz. 1, 7, 2, 3, 4. Yani bunların tabi tam sayı değerleri reel sayı olabilir. Ama biz hangi değeri verirsek verelim. Buradaki mutlak değerimizin sonucu negatif olacağı için başına eksi geliyor. Eksi. Eksi eksi 13. Burada da x'imiz tek başına pozitif olduğu için sıfırdan büyük pozitif olduğu için aynen çıkacak. Artı x. Bu x'i içeriye dağıtalım. Hem x'e hem 13'e. Eksi x artı 13 artı x. X'ler sadeleşir. Cevabımız 13 olarak kalır gençler. Şimdi 6, 7 ve 8'in soruda normal kökten çıkarma, köklü sayılarda toplama soruları gençler. Burada yine nasıl değineceğimizi yapalım. Kökün içinde 48 var. Kökün içinde 243 var. Bunları çarpanlar arıyoruz. 48. Kolay yolu şöyle. 48 neyle neyin çarpımı? Şöyle asa anında savuracak şekilde düşünsek. 16 ile 3'ün çarpımı. 16 nedir? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri. 243. Aranızda bunu bilenler vardır. Bu da 3 üzeri 5. kuvveti. Şimdi bunu da kökümüzün derecesi 4 olduğu için 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazıyoruz. Bu ikisini aynen yazalım. 5 2'nin 4. kuvveti 3'ün 1. kuvveti artı 3 4. üzeri kök 3'ün 4. kuvveti 3'ün 1. kuvveti. Gençler burada kuvvetleri 4 olanlar kökün dışına çıkacak. 10. Tabii 2 ile 5 çarptık. 10. 3. Artı burası da buradaki 3 ile şuradaki 3'ü çarptık. 9. Toplarsak da 19. 4. üzeri kök içinde 3. Cevabımız.
Yedinci soruya gelelim. Yedinci soruda gençler fark ettiyseniz buradaki sayılar karesel sayılar. Bunun da iki türlü çözüm var. İkisini hemen kısaca çözüyoruz. Birinci çözümü şu. Buradaki rasyonel sayıları bir sayının karesiymiş şeklinde yazacağız. 5 bölü 4'ün karesi artı 6 bölü 4'ün karesi. Ve bu kareler, kökler sadeleşir. O zaman cevabımız şöyle yazalım. 5 bölü 4 artı 6 bölü 4 eşittir 11 bölü 4. Gelelim ikinci çözümümüze. İkinci çözümümüz de şöyle. Köklü sayıların bir özelliği bu. Eğer böyle rasyonel şeklinde rasyonel bir sayıyı kök kapsıyorsa buradaki kökü hem pay ve payla ayırabiliyoruz. Burada kök 25 bölü kök 16 artı kök 36 bölü kök 16. Bunlar da ayrı ayrı kök dışına çıkarlar. 5 bölü 4 artı 6 bölü 4. Bunlar da 11 bölü 4 olur sonuç. İkisi hangisi kolayınıza geliyorsa oradan yapabilirsiniz. Gelelim 8. soruya. Gençler 8. soruda bir yanlışlık olmuş. Burası 135 değil. Burası 245 olacak gençler. Şimdi hemen sorunun çözümüne geçelim. Burada ki sayılara baktığımız zaman bunlar tam sayı olarak dışarıya çıkmıyor arkadaşlar. Onun için sadeleştiriyoruz. İkisini de 5'e bölelim. 5'e böldük 25. 5'e böldük 16. 5'e böldük 4. 5'e böldük 49. O zaman yukarıdaki soruya benzemiş oldu. Kök içinde 25 bölü 16 artı kök içinde 49 bölü 4. Bunu da eğer bu köklerden çıkarsa 5 bölü 4 artı 7 bölü 2. Bunu da paydasını eşitleyelim. 2 ile çarpıp 5 artı 14 bölü 4 eşittir 19 bölü 4 olur. 9. soru. Gençler 9. soru daha çok toplama ve çıkarma sorularının içinde karşılaşıyoruz. Bu bir ondalıklı keseridir. Ondalıklı bir sayıdır. Bunların da iki tane çözümü var. Birisi virgül kaydırma, birisi de rasyonel sayıya çevirme. Ben ikisini de çözeceğim sizin için. İlk önce virgül kaydırma. Buradaki virgülleri yukarı pay kısmını ve payda kısmını sağ tarafa ne kadar kaydırıyorsak diğerini de o kadar kaydırıyoruz. Mesela payda kısmındaki virgülü sayını yani sağ taraf sayı verilen sayıların sağında kalacak şekilde kaydırırsak eğer 1, 2 kaydırdık. O zaman paydayı da 1, 2 kaydırırız. O zaman ne oldu sayımız? 9 bölü 16 artı. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Sağ tarafı doğru kaydırıyoruz. Burada 2 sayı kaydırdık. Burada da 2 sayı kaydırdık. O da 25 bölü 4 yaptı. Burada da aynı yukarıda yaptığımız gibi yaparsak da sonucumuz 3 bölü 4 artı 5 bölü 2 payda işleyip toplarsak eğer gençler 15 bölü 4 yapar. 13 bölü 4 yapar. Gelelim ikinci yola. İkinci yolda da buradaki ondalıklı sayıları kesir haline getiriyoruz. 9 bölü 100 bölü 16 bölü 100. Artı 25 bölü 100 bölü 4 bölü 100. Şimdi burada onları kesirli sayılarda bölme işlemi yapacağız. Birinci kesiri sabit tutacağız. İkinci kesiri ters çevirip çarpacağız. Birinci kesirimizi sabit tutalım. 9 bölü 100 çarpı 100 bölü 16.
artı 25 bölü 100 çarpı 100 bölü 4. Yüzler sadeleşir ve 9 bölü 16 artı 25 bölü 4 olur. Buradan daha önceki saat aralık yaptığımız işlem gibi sonucumuz 13 bölü 4 olur. Gençler bakın burada virgülleri kaydettirerek bu işleme geçtik. Burada iki tane satırı kullandıktan sonra kısma gelmiş oluyoruz. Hangisi kolayınıza gelirse oradan çözebilirsiniz. 9. soru ile bilgeceğimizi tamamladık. Matematik ve diğer derslerin yeni videolarını izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Sizlere yönelteceğimiz sorulara doğru cevap vererek hediye kitaplar kazanabilirsiniz.